Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere yine veya herhangi bir aracın sökülebilir bir parçasının boyanmasına ilişkin videomuzu göstereceğim. Elimdeki araç Linea. Linea'nın biliyorsunuz bildiğiniz gibi bu parçalarının boyaları atıyor veya bazı modellerinde bu parçalarına boya yok. Bu direksiyonu biraz boş gösteriyor. Bununla alakalı biz bu parçayı sökeceğiz ve boyama işlemi gerçekleştireceğiz. Buna ilişkin adamları da size anlatacağız. Bu parçanın şu boşluk olan yerlerinde çentikler var. Bu çentiklerin geçtiği yerler var. Buna dair söküm işlemini şunun gibi parçayla zarar vermeden yavaşça şuralardan kaldırarak bu parçayı sökmek için iki el gerekiyor. Size ben şöyle söyleyeyim. Bunun çentikleri altta olduğu için, şu alt kısımda olduğu için şunu alttan kaldırdığınız takdirde çıt diye kendiliğinden geliyor zaten. Herhangi bir kırılan, bir dökülen bir yeri de yok. Yani tek yapmanız gereken şu alttan kaldırmak. Bu kadar. Şimdi boyama işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar, söktüğünüz direksiyon tuş paneline şimdi plastidip uygulaması yapacağız. Öncelikle bunu 3 dakika boyunca çalkalıyoruz iyice. Daha sonra bunu zemine temas etmemesini sağlamalıyız. Yoksa plastidip zeminle birlikte bütünleşebilir. Çıkarmakta zorlanabiliriz. O yüzden altına bir şey koyup böyle yükseltebilirsin. İlk olarak ince bir katman halinde bir kez geçeceğiz. Daha sonra kurumasını bekleyeceğiz bunu. Bu işlemi her 5 dakikada bir yapacağız. Beş dakika dinlendirdikten sonra ikinci kat boyayı atıyoruz. Yine kurumasını bekliyoruz. Arkadaşlar, 3 kat plastik, hatta 5 kat. Ben bunu 5 kat uyguladım. Ara ara sıkıp 5'er dakika bekliyorsunuz. 5 seferde, yani 25 dakikada, yarım saatte bu kıvama geliyor. Tam kurumuyor. Tam kuruması bunun yarım saat. Tam kurumadan bunu gri renge dönüştürmek için şunu. Çünkü bu plastidipin gri rengi yokmuş. Bunu izleyeceğim. Bunu aynı şekilde kısa aralıklarla, 5'er dakika aralıklarla izleyeceğiz. Isıttıktan sonra bekliyoruz. Arkadaşlar, bunda birkaç kat uyguluyorsunuz. Arasında 5'er dakika olacak şekilde. Ne kadar uygularsanız bunun tonu o kadar açılıyor. Bu koyu rengi. Ayrıca parlak bir görünüme de sahip. Gayet güzel bir görüntü oluştu. Şimdi bunu
Bunu iyice uyguladıktan sonra bir tak daha atmaya gerek var mı? Sanırım yok. Ama ben bir kat daha atacağım. Daha sonra kurumasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar son kat uygulamamı da yapıyorum. Bunu tonu gayet iyi bir hal aldı. Fazla da ellemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Kuruduktan sonra monta kurduktan sonraki halini birazdan göreceğiz. Yarım saat kurumaya bırakıyoruz. Şık bir görüntü oluştu. Direksiyonun üzerinde bu da direksiyonun en son hali. Göründüğü üzere. Yani bir haftalık kullanım sonucunda hiç boya çıkması, boya atması gibi bir durum yok. Bir durum söz konusu değil. Bu şekilde.